Herkes onları konuşuyor, herkes onları tartışıyor. Kim bu kadınlar? Karşınızda kaçak gelinler. Hoş geldiniz. Kainat, seninle başlamak istiyorum. Kaçak gelinler kim? Nereden tanışıyorsunuz? Havaalanından. Havaalanından. Ve tanışır tanışmaz da tüm ülkenin dikkatini çekmeyi başardınız. Peki, kasıtlı bir durum muydu bu? Hayır, hayır. Tamamen karmamızla alakalı. Yani önceleri tabii biz de pek anlaşamadık. Planınız üzerinde de anlaşamadınız yani. Yok, ortada plan falan yoktu. Uçağa kim binecek diye. Liderlik içinde tartışma yaşandı aranızda yani. Peki, uçağa gelelim. Neden kaçırdınız? İşte uçağın kalkmasına az vardı. Gişede de sorun çıkınca kaçırdık. Sizi engelleyen neydi? Yani tek kişinin sözü geçecekti. Fakat biz üç kişiydik. Peki gelinliklerle ne mesaj vermek istediniz? Ay yok, bir mesaj kaygısı taşımıyorduk. Öyle denk geldi. Uçaklarda gelinlik zorunluluğu yok biliyorsunuz. Serbest kıyafet uygulamasına geçildi. Esas amacınız neydi? Niye kaçırdınız uçağı? Yani işte güvenlik görevlileri zorluk çıkarınca kaçırdık uçağı. Anlamadım. Yani güvenlik görevlilerine tepki için mi kaçırdınız uçağı? Yok. Onların yüzünden kaçırdım. Biliyorum işte. Peki neye dikkat çekmek istediniz? Anlamadım. Çocuk gelinler, pipa bakka, barış gelini cinayeti. Buradan ne mesaj vermek istersin? Şimdi şöyle tabii. Öyle birden sorunca değil mi? Nasıl? Eylem şekli bu mu olmalı? Eylem? Bunlar bir şey değil yani. Yani daha büyük eylemler kapıda mı? Anne. Bu soru için adeta mail yağmuru var. Kainat. Kaçak gelinler eskort mu? Ne? Hangi kamera? Şöyle söyleyeyim. Tabii şöhretin bazı bedelleri var. Ama insan formunda saçmalık, ayaklı hata diyebileceğimiz insanlarla daha fazla muhatap olmak onların seviyesine inmek olur diye düşünüyorum. Ayrıca fotosel görse adam yerine koyup yanar mı acaba dediğimiz insanlarla daha da fazla muhatap olmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Bence etik mi? Ne etik mi? Eskortluk. Çünkü bir izleyicimiz şayet derdi sizin üstünüzden şöhret olmak değilse senin eskort kız olduğunu söylüyor. Ah, şimdi tekrar söylüyorum tane tane daha iyi anlayın diye. O beyin israfı her kimse eğer bırak beni telefonla ayağına çağırmayı, teleskopla saçımın telini bile göremez. Ayrıca insanlar bu kadar çamur atacaksa ben daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Kendisini ispatı davet ediyorum. Oğlum tatlı kızmış işte. Tabii. Şebnem Gürsoy'un kredi kartını iptal ediyor. Evet, şu an hattımızda İzmir'den ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Almila Hanım'a iyi dileklerimi sunmak için aradım. Kendisine ve kısmetlerine mutluluklar diliyorum. Ha bir de nişan yüzüğünü annesine bırakıyorum. Yolu açık olsun. Almilla, arayan gerçekten nişanlı mıydı ve bütün bunlar ne demek? Şu an ne hissediyorsun? Bir diğer canlı bağlantımıza geçiyoruz efendim. Reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Şimdi bir diğer bağlantımız var. Alo. Abla. Abla benim Güneş. Abla, ne olur eve dön. Yok. Benim öyle bir kızım yok. Kainat, belli ki ailen seni tamamen sildi. Ne hissediyorsun? Evet, gecenin son canlı bağlantısını alıyoruz. İlginç, canlı yayına çıkacak olan izleyicimiz sadece isminin baş harfini söylemiş. K Bey. K Bey, vaktimiz çok kısıtlı. Buyurun, sizi dinliyoruz. Benim lafım çok kısa. Kainat, İstanbul'da görüşürüz. Kainat, baş harfi K olan seyirci kim olabilir? Bir fikrin var mı? Bu açık bir tehdit mi? Hani
gram 5 kilo koyuyordu. Şuraya bak, ben deniz anası gibi çıkmışım. Kaç kamerayla çektiler ki beni? Hayır yani bu halde Ege Denizi'nden denize girsem iki ülke savaşacak canım. Kimin bu ada diye. Şuna bak. Kainat. Sana söyledim. Bu işin şakası yok dedim. Kainat. Tamam. Tamam canım, geçti. Geçti canım. Şöyle söyleyeyim. Şöyle de bazı bedelleri. Geçmedi Almila ya. Saçmalık, ayakta hata diyebiliriz. Bu insanların sorunlarına cevap vererek onlarla aynı seviyeye çıkabiliyorum. Ayrıca fotoğraflar görse adam tanrımız yanar mı acaba? Uranüs seni aşkla ilgili planlar yapmaya davet ediyor. Kızım bu ne ya? Sabah sabah orantısız sohbet, ayarsız değil. Allah Allah. Madde bir. Hayatta en hakiki mürşit uykudur. Madde iki. Uyku içinde de olsa gidip uyuyacaksın. Madde üç. Uyun ne olursa ne ol. Uyuyor. Ayrıca bugün sürpriz bir ziyaretçiniz olabilir. Sürpriz ziyaretçi. Abi ne kaçak geleni ya? Onu geçecekler bir kalem. Motorize birlik onlar. Yakında çıkar kokusu. Aynen öyle. Bak bu konuda katılıyorum sana. Başka ne olabilir ki zaten? Kolay gelsin Bilal'e. Eyvallah. Bu kaçak gelinlerin evi ne tarafta acaba? Niye sordun? Talibim de kendilerine. Yani Kainat Hanım. Adres tarifi 10 TL. Aşkım, arabayı alıyorum. Nereye gidiyorsun sabah köründe? Çekimim var. Akşam için haberleşiriz. Yalnız işim uzayabilir, haberin olsun. Ama öpmeden gitme. Kaçta? Yok yok, ben uygunum, müsaitim ben. Oldu. Teşekkürler, kolay gelsin, iyi günler. Ben seçildim. Ben seçildim. Ben seçildim. Ne oluyor ya? Nereden bulmuşlar bizi? Gerçi daha açık adres mi oldu? Şebnem Gürsoy mu o da? Neyse Memurcuğum, ben kapattım.
Doğan'ı belgelememiz lazım. Gel. Kaçak gelinlerle damat keyfi. Ya kim bunlar Şebnem? Ay dur, Instagram'da şereflendirelim. Ne yazsam? Hah, buldum. Evlenecek erkek göremiyorum diyen kızlar. Haklılar, çünkü hepsi bizim için buradalar. Noktalı virgül, parantez, 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 parantez. Ya Şebnem, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sen? Gel, yürü. Ne yapacağız biz ya, ne yapacağız? Şimdi madem şöhret olduk, tadını çıkaracağız. Kainat ya, acaba apartmanın girişine dikkat şöhret çıkabilir falan mı yapsak? Ay ya da dur. Yani taksi taksi şereflensinler bunlar. Yani bir tabur adam yığıyor kapının önüne izafet. Sen benim başıma kaldın. Zaten Arda için Şebnem'siz hava sahası pek de mümkün değil biliyorsun teyzeciğim. Sen merak etmiyorsun. Ege sen ciddi misin? Beraber rol alacağız. Aynı reklam filminde. Yalnız ben oraları pek bilmiyorum. Sanırım gelip birinin beni alması gerekecek. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağı inelim. Abicim sen de şöyle hadi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Beni dinliyoruz şimdi. Şimdi Kainat Hanım için gelenler şu tarafa sağa geçsinler. Biraz acele edelim hadi. Hadi. Armili Hanım için gelenler de sol tarafa geçsinler. Hadi bakalım. Abi işimiz gücümüz var. Ne yapıyorsun sen oradan oraya? Neyse. Şebnem Hanım için gelenler de lütfen beklesinler. Onlar da özel olarak ilgileneceğim. Kardeşim diktin bizi buraya. Daha ne kadar bekleteceksin ya? Kardeşim. Üniversite diploman var mı senin? Var. Var. Ha. 4 yıllık mı açık öğretim? Ehliyetin var mı? Ağır vasıta ehliyetim. Ya ne alaka? Ya ne kadar itici bir sesin var senin kardeşim. Ay boş akbilden çıkan ses gibi. Ariyetten. Burada benimle ters gitmeyeceksiniz. Sorulana cevap vereceksiniz. İşin var mı? Paran var mı? Ya arazin, araban? Hiç evlendin mi? Çoluk çocuk ananla mı yaşıyorsun yoksa yalnız mı? Ya bunlar önemli şeyler. Neyse hadi bakalım siz şu formları doldurmaya başlayın. Hadi. Abi al sen de abi. Yalnız arkadaşlar formların tanesi 5 lira. Yuh! Bu ne ya? Soyguncu musunuz? Tamam kardeşim tamam. Sen verme. Verme ama formun yerine ulaşır mı ulaşmaz mı? Orasını ben bilemem. Eyvallah. Resmen Twitch rekoru bakar mısın şuna? Kaç takipçin var? 200 bin kadar. Ya arkadaşlar bu ne rahatlık ya? Birazdan dışarıda da 200 bin kadar takipçimiz olacak. Farkında mısınız? Ne güzel işte. Ya ben nasıl yetişeceğim çekime ya? Ne çekimi? Ay ben size söylemeyi unuttum. Bunlardan akıl mı kaldı? Ben dün seçmelere katıldım. Gelinlik reklamı. Ben seçildim. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu fırsat insanın ayağına bir kere gelir bu hayatta. Git en havalı pozlarını ver gel. Ben size demiştim. Evren bir kere düşürürse sonra elini uzatır tekrar kalkman için. Vallahi dedi, vallahi dedi ya. Bunlar bizi bırakmaz ki. Canım benim adım Şebnem Gürsoy. Benim için imkansız kesin. Mucize biraz zaman alır. Gerekirse gemileri karadan kaydırır yine de seni yetiştirir. Bir saniye bekle. Memocuğum. Canım bizi hemen buradan çıkarıyorsun. Vallahi orasını ben bilemem. Karşılığı mı? Bana karşı hizmetlerin platonik olsun Memo. Bye.